Merhaba, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır ve güzel gidiyordur. Dedikten sonra bugünkü videonun konusuna gelelim. LA yük ortalamasını hakkında biraz konuşmak istiyorum ve bilgi vermek istiyorum. Genelde HiOS kullandığımızda bazı durumlarda yük ortalamasının, LA'nın yükseldiğini görüyoruz ve panik yapıyoruz. İşte neden yükseldi, niye bir sorun var sistemde, stabil çalışmıyor mu diye. Aslında LA'nın yükselmesinin tek olayı işlemci ile alakalı. Yani bu HiOS'la da bir ilgisi yok aslında. Linux, Unix, Windows, bütün hepsinde LA olayı var. Yani işlemci ile ilgili bir olay olduğu için ve işlemcinin hesaplamasıyla alakalı bir olay olduğundan dolayı bu LA olayı var normalde. Tabii bizim ilgilendiren kısmı HiOS'ta olması ve HiOS'u da ekran kartları kullanırken olması. Şimdi tamam, işlemciden dolayı ve hesaplama aracı ve işlemciye yük bindiğinde, darboğaz olduğunda LA yükselebiliyor. Ama bu LA'nın yükselmesi başka şeylerden kaynaklanıyor. Yani işlemciye binen yükü arttırıyor. Bu overclock olabilir. Sistem ekran kartı eklediniz, güç kaynağınız yeterli gelmiyor olabilir. Ayrıca işlemci madenciliği yapıyorsanız ondan olabilir. İşlemci artı ekran kartı madenciliği yapıyorsanız olabilir. Dual mining yapıyorsanız, yani Ethereum Ton, Ethereum Alepim gibi bir dual mining yapıyorsanız ondan olabilir. Birçok sebebi var bunun. Ama aslında olan işlemci. İşlemci darboğaza girdiğinde, hesaplama araçları tutmadığında ve çekirdek sayılarından dolayı, çekirdek sayıları yetmediği gibi için, yani kısaca yani anlaşılır şekilde öyle söylüyorum, çekirdek sayıları yetmediği için gibisinden sorunlardan dolayı bu LA yükselebiliyor. Bazı durumlarda LA'nın yüksek olması pek sorun teşkil etmiyor. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Sisteme girdiğinizde, HiOS için konuşuyorum. Sisteme girdiğinizde sistem normal çalışıyorsa, aldığınız haşta bir sıkıntı yoksa, havuza yansıyan haşlarda bir sıkıntı yoksa, göz ardı edebilirsiniz. Zaten HiOS da kendisi göz ardı edileceğinden bahsediyor. Zaten ekranı aldığımda göstereceğim. Ama baktınız ki sistem düşüyor, kalkıyor, bazı sorunlar oluyor, işte overclock ayarları tutmuyor ya da dual mining yapıyorsunuz olduğunda işler biraz değişiyor. Onda da benim yaptığım şekilde size söyleyeceğim. Yani ben ne yaptığımı anlatacağım bu sorunlar gördüğümde. Ama istiyorsanız önce bir bakalım LA neymiş, nedenmiş ve de ne oluyormuş. Ondan sonra benim çözüm yöntemlerimi size anlatmak istiyorum. Onun için size ekran alıyorum. Evet, şu an HiOS'un kendi global sitesindeyim. Şu an görüyorsunuz. Türkçe'ye çevirdim ben tabii ki. Yük ortalaması nedir diyor. Bunun işlemciyle alakalı olduğunu ben size söylemiştim. İşlemci hesaplama biriminden dolayı darboğaza girebiliyor. Ve zayıf işlemcilerin, bakın BIM, JUCO gibi madenciliği yaparken LA'nın 3-4'ü yükselmesi normal karşılanıyor diyor. Tabii dual mining yaparken de bu yükseliyor. Tabii az önce söylediğim gibi sistemde bir sorun yoksa LA'nın biraz yükselmesi çok problem değil. Ama LA yükseldikten sonra sistemde sıkıntılar başladıysa o zaman sorunlar başlıyor ve sizin de çözüm üretmeniz gerekiyor. Tabi burada anlatmış. Ben bu linki zaten alt tarafa açıklama kısmına ekleyeceğim. Burada bakabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi LA olayı sadece HiOS'la alakalı değil, Windows'ta da var. İşlemciden dolayı. Onu da söyleyeyim. Tekrar hem evvelse bunu göz ardı edilip nasıl yükselteceğinizi göstermek istiyorum. HiOS'un ekranına girdiğinizde şurada bakın derece var. Dereceye tıkladığınızda şu anda LA 1'deymiş ve asitlerde de 3'ten başlıyormuş. Siz bunu mesela 2 yaptığınızda ya da 3 yaptığınızda ya da 4 yaptığınızda göz ardı edebiliyorsunuz. Tabi ama göz ardı edebiliyorsunuz. Sadece bu gizlemek, saklamak ya da ben bunu görmek istemiyorum demek gibi bir şey olarak görebilirsiniz. Tabi sorun yoksa bunu böyle yapabilirsiniz ama sorun varsa bunu 3-4 yapmanız da önemli değil. Tabi işlemcinizle alakalı, işlemci kaç çekirdek ve darboğaz yapacak mı yapmayacak mı, dual mining yapıyor musun yapmıyor musun, onlar çok fazla değişken var. Ama benim şu kullandığım eski işlemcilerde bile şu an herhangi bir sıkıntı AM3 işlemcilerde bile, hatta AM2 yok herhalde, AM3 işlemciler bile ben sorun yaşamıyorum. Şöyle göstereyim, bakın ben CPU madenciliği yapıyorum. CPU madenciliği LA'nın yük ortalaması yükselmesi çok normal. Çünkü işlemciye yük biniyor, işlemci devamlı çalışıyor, kasıyor ve devamlı işlem yapmak zorunda kaldığından dolayı ve sistemi yük bindirdiğinden, sistemin işlemci yük bindirdiğinden dolayı devamlı LA yüksek. Ben bugüne kadar hiç bakmadım bile. Yani hiç göz ardı ettim. Çünkü zaten biliyorum ki işlemci madenciliği yapıyorum. İşlemci zaten
yani yük bindiriyor sistem işlemciye ve kazım yapıyor. Ondan LAN yüksek olması çok çok normal. Ama siz tabii şu an benim sistemimde yok herhangi bir sıkıntı da ekran kartınıza bir sıkıntı varsa, yani ekran kartları sadece dual mining yapmıyorsanız, işlemci artı ekran kartı madenciliği yapmıyorsanız, LAN yükseliyorsa, o zaman şöyle sırasıyla bakmanız gerekiyor. Şöyle bir durum var. Hemen çözüm yöntemlerini başlayayım ben size anlatayım. Overclock yaptınız ya da sistemde miner mesela upload ettiniz. Yani HiOS'u güncellediniz, yeni miner eklediniz, miner değiştirdiniz. Bunlar sistemi, HiOS sistemini, işletim sistemini çökmesine neden olabilir. Belki. Mesela ben şimdi HiOS'u update edeceğim diyelim. Bir yerde takıldı kaldı. Ama çalışıyor, baktım LAN yükseldi. Diyeceğim ki o zaman işletim sisteminde bir sıkıntı var. Ve bu işletim sistemini ben yeniden kurayım. Çünkü en başta yapacağım ilk olay benim bu oluyor genelde. Ya tabii yedekte zaten benim, eğer flash disk kullanıyorsam her zaman yedeğimde var. Direkt takıyorum. Bunu yaptığın zaman da olabilir. Yani mesela HiOS'u güncellediniz ya da işte driverları güncellediniz ya da miner programlarını yüklediniz, güncellediniz. LAN hatası aldınız. Belki işletim sistemiyle işlemci arasında bir iletişim kopukluğu, bir bozukluk var demek ki. Siz ne yapacaktınız önce? Hemen HiOS'u yeniden güncelleyecektiniz. Silip yeniden yükleyecektiniz. Baktığınız düzelmedi. Diyeceksiniz ki acaba benim overclock ayarlarımda mı bir sıkıntı var? Belki overclock ayarlarını arttırdınız 3-5 gün sonra ya da deneme yaptınız 1-2 gün sonra LAN hatası verdi. Ha tamam diyeceksin. LAN hatası görüyorsunuz, overclock ayarlarını biraz esneteceksiniz, düşüreceksiniz. Ya denemek için LA'dan, yani LA overclock ayarlarından mıdır diye. Onu düşüreceksiniz. Baktınız sorun gitmedi. Acaba ben dual mining yapıyorum, ondan mı sıkıntı var diyeceksiniz. Dual mining yapıp da bir sıkıntı varsa belki güç kaynağınız yeterli olmuyordur. Çünkü biliyorsunuz dual mining yaptığınızda ve bazı kripto paralar kazdığınızda fazla güç çekiyor. Mesela Raven kazdığınızda Ethereum'dan daha fazla güç çekiyor. Ya da dual mining yaptığınızda tek bir kripto para kazdığınızda daha fazla güç çekiyor. Diyeceksiniz ki benim güç kaynağımda bir sıkıntı olabilir. Ben bir normal dual mining'den normal tek kripto para kazmayı döneyim. Ya da kazımı bir durdurayım bakayım LAN düşecek mi falan gibisinden test edeceksiniz. Yani overclock ayarlarının olabilir. Ekran kartı eklediyseniz güç kaynağı yetmiyorsa olabilir. Dual mining yapıyorsanız olabilir. HiOS işletim sistemi de bir arıza varsa, işte upgrade ettiniz, işte miner programı güncellediniz, bir arıza varsa ondan yapıyor olabilir. Başka zaten işlemci madenciliği yapıyorsanız, işlemci artı ekran kartı madenciliği yapıyorsanız LA olması çok normal. Onda bir sıkıntı yok. Gene diyorum LA hatası, yük ortalaması hatası gördüğünüzde sistem doğru çalışıyorsa, sıkıntı yoksa, az önce gösterdiğim tem kısmından 1'e 2, 2, 3 yaptığınızda o hatayı göz ardı edebilirsiniz. Bu olay işlemciyle alakalı ama işlemci etkileyen diğer faktörlerden dolayı, az önce anlattığım gibi overclock'tu, ekran kartı ekleme, sistemin bozulması gibi olaylardan dolayı da bu yük ortalaması yükselebiliyor. Ve siz bunu tek tek işte acaba dün ben ne yapmıştım ya da son ne yaptığımda LA yükseldi deyip bir önceki ayarlara ya da bir önceki sisteme ya da bir önceki başka şeye dönmeniz gerekiyor. Bunu döndüğünüzde de %100 diyeyim bu sorun ortadan kalkacaktır. Ve dediğim olayları, ayarları yaptığınızda, ayarlar derken işte kontrolleri yaptığınızda, az önce söylediğim kontrolleri yaptığınızda bir yerde bir sıkıntı, bir darboğaz, bir sıkışıklık vardır. O sıkışıklığı düzelttiğinizde de LA sorunu gidecektir. Tabii bütün sistemi kontrol etmeniz de bazen gerekebiliyor. İşte power güç kaynağını değiştirdiniz ya da tek kripto para kaldınız ya da ekran kartlarını yeri değiştirdiniz falan. Her şeyden olabiliyor. Aslında tek bir sebebi var, işlemci. Ama bu işlemci makine çalıştırdığı için her şeyden kaynaklanabiliyor, her şeyden etkilenebiliyor. Tabii bu etkilenme olayını sizin kendiniz mecburen bulmanız lazım. Benimkini belki güç kaynağından yapar. Güç kaynağını değiştirdiğimde ya da dual mining yapıp da tek kripto paraya döndüğümde geçebilir. Sizinki belki overclock'tan yapar. Ya da başkasınınki upgrade etmiştir HiOS'u. HiOS upgrade ettikten sonra sistemde bir değişiklik olmuştur ya da bir yer hani Windows'ta da hani mavi ekran geliyor ya pat diye. Hani bu işlem durduruldu, makineden başlatın diyor ya. Aynı olay işte o. HiOS'ta da var. Belki bir yerde bir upgrade ederken bir tıkanıklık olmuştur. O da işlemciye etki ediyordur. Bunlardan dolayı LA sorunu verir. Ama çok büyük bir sorun değildir genel olarak ve çoğunlukla. Hatta ben bugüne kadar yanılmıyorsam hiç LA hatası almadım diyebilirim. Ya da hatırlamıyorum bile. O kadar belki azaldım ki hatırlamıyorum bile. Ama işlemci madenciliğinde zaten LA hatası bir LA hatası, demin de LA yükseliyor ve o şekilde işlemciler kazıma devam ediyorlar. Evet, bu şekilde bilgilendirmek istedim. Umarım aklınızdaki
LAI ile yük ortalaması ile soru işaretlerini kaldırmış olduğumu umut ediyorum ve işinize yarayacağını düşünüyorum. Ve bu videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorumları sorduğu videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorum yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.